Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle birlikte İyi Pizza, Güzel Pizza isimli bir oyun oynayacağız. Eğlenebileceğimizi düşünüyorum. Böyle içinde ufak ufak hikayeler de var diye biliyorum. Hadi başlayalım, çok fazla uzatmayayım. Evet, burası bizim pizzacımız değil. Burası bizim, orası karşı dükkan. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur diyelim. Una mı? Ne demek istediğini anlamadım orada da. Peynirli pizza yap da görelim o zaman. 6 dilim soslu ve peynirli. Tabii. İlk olarak hamuru açıyoruz. Malzemeler maliyetlidir. Pizzana gereğinden fazla sos veya peynir koymadığından emin ol. Sadece pizzayı örtecek kadar koy. Tamam. Ben cimri bir insanımdır bu arada. Şöyle. Anam tamam. Bu kadar yeter. Bir de böyle. Tamam. Bir de buraya. Hazır. Buraya tıklamamızı mı istiyor? Bunu alalım. Şimdi bir tane buradan. Ay, kesmeme izin ver be. Tut ve noktalı çizgide sürükle. Anam yapamıyorum. Bunu da yaparsın ya. Ay, tutuyorum da. Önce buraya yapmam istiyormuş çünkü, tamam. Eyvallah. Eyvallah kardeş, tamam anladım. Buradan. Tamam. Süper bir pizzacıyım. Gördüğünüz gibi. Al canım. Tabii ki de mükemmel. Hayatımda gördüğüm en kötü pizza mı? Üf, ne anlarsın sen be? Sen görürsün. Bir pizza istiyorum. Fakat sosyete malzemeleri hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tabii ki. Hemen yapıyorum abime. Bir buradan sosumu alıyorum. Şöyle. Ay, param gidiyor. Şuraya da yaptım mı? Tamam. Üzerine de şöyle peynir. Tamam. Yani ben çok iyi bir pizzacı olacağımdan eminim. Anam. Unutuyordum. Bunu söylerken pizzayı unutmam ayrı bir şey. Şöyle. Bir tane. Anam yanlış yaptım. Tüh. Bir tane de buradan. Neyse, seninki biraz böyle. Ay, çöpe attım yanlışlıkla. Ay, başa gitmem lazım. Allah kahretmesin. Neyse. Gitti. Param çöpe gitti ya. Çöpten alamıyor muyuz onu? Neyse olsun. Bu seferlik böyle olacak. Abi de bekliyor yani. Ya ben çok sakar bir insanım ya. Pizza nasıl çöpe gider ya? Tamam, bu sefer hallediyorum. Bu sefer muazzam kesiyorum. Anam ya, aman. Ay, çöpe gidiyordu. Ay pardon canım. Evet mi? Hi. Pizza onun için buradayım. Tabii. Ne için burada olacaksın yani? Pizzacı yani sonuç olarak, değil mi? Şöyle. Yeter bu kadar peynir. Anam yeter be. Heyecanlıyım. Bu sefer bu pizzayı da atmak istemiyorum çöpe falan. Tık. Hadi bunu yap. Tık. Ve tık. Biraz peynir az olmuş köşede ama olsun. Al canım benim. Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Bence de yok. Bir peynirli pizza sosu unutma. Sosu da asla unutma. Unutmam abla, sakin ol. Şöyle. Peynir tamam. Buraya koy.
Tamam, öğrendim. Bu iş bizde ama bunu dedikten bir saniye sonra çöpe atabilirim. Ondan dolayı acele etmeyeceğim. Şöyle tık. Şöyle tık. Ve böyle tık. Tamam. Ay, çöpe gidiyordu yine ya. O çöpü niye oraya koydunuz ya? Al abla. Tabii ki de güzel. Ne sandın? İyi, 14 kâr ettik. Tamam. Ücretsizmiş sucuk. Evet, tabii ki de ücretsizse hemen alırım. Sonraki güne geçelim. Neden umursamalısınız ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Bir başka haberimizde dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini muhteşem mezeler için hazırlıyor. Son olarak yemek severler herkes için mükemmel pizza mottosuyla açılan yeni pizzacıyı dolup taşırdı. Alicante'nin tahtı sallantıda mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Tabii ki de. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Tatlı bir oyun bence ya. Biz bunu böyle bölüm bölüm çekebiliriz bence. Peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etlerle ustalaşmalısın. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. Görelim bakalım. Olur canım, görelim yani. Sucukluğunu görelim o zaman. Ve evet, sucuklu da peynir ve sos da var çaylak. 6 eşit dilim. Bebe dilimleri görmek istemiyorum. Ay, yürü git be. Bu da bize takmış kafayı. Ama havlayan köpek ısırmaz arkadaşlar. Şimdi. 1, 2, 3. Aslında hepsine koymasam iyi de neyse koyalım. Bu düşman sonuçta. Görsün bizim ne kadar iyi olduğumuzu. Derken sucukları yanlış dizmem de hoş bir şey. Ah, hızlandırıcı bu. Para gitti ya. Neyse. Kazanacağız. Tık. Tık. Ve tık. Evet, iyiyiz bu işte. Umarım çöpe atmadığım sürece iyiyiz. Al canım. E tabii. Ay salak ya. Olacağım, görürsün. Sucuklu. Tabii ki de tatlım. Hemen yaparım sana bir sucuklu. Şimdi abimize bir sucuklu pizza yapıyoruz. Şöyle. Şap 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 şap. Yani çok cimrilik yapmıyorum. İyi günümdeyim galiba. Bakalım gün sonunda iyi bir kazancımız olursa cimrilik yapmam ama olmazsa yaparım maalesef. Yine çöpe gidiyordu. Çöpe gitse ağlayarak oyunu bırakırdım artık. Ya tabii ki de. Keşke bitmese. Tekrar gel. Merhaba, bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki teyze. Hemen yapalım. Şöyle. 1, 2, 3. Buna biraz şöyle az koyalım. Ama çok da belli olmuyor az olduğu bence. Evet. Hemen tık yapıyorum. Tık ve tık. Biraz yamuldu ama olsun. Al teyzecim. İş pizza pişirmektese kitabını yaz. Tabii ki de yazdım ya. Bu işte ustayım. Selam, bana bir pizza lütfen. Tabii yani. Ne, nasıl pizza istediğimi biliyor musun? Doğru.
aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun. Sos, peynir ve sucuk. Tabii. Ben hiç umursamıyorum yani nasıl istediğini şahsen. Yapar geçerim, parasını verirsin yani ablacığım. Aşık maşık dinlemem ben çünkü. Yine şöyle aralara kaynatma koyalım. Bir tane buraya, tamam, çok iyi. Biraz az oldu ama olsun. Evet. Tık ve tık. Çöpe gitme, aman dikkat et, çöpe gitme lütfen. Al canım benim. Zaman ayırıp bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru yaptığın için teşekkürler. Aa, bize bahşiş verdi, yerim ya. Sos, peynir, hadi. Tabii hemen ama gün bitiyor abi ya. Niye bu saatte geldin abi, söyler misin? Gün bitmiş, sen bu saatte geliyorsun. Ayıp değil midir ya? Bizim de çoluğumuz çocuğumuz var yani, vardır. Pizzacıyız diye çocuğumuz olmayacak mı? Neyse. Haklı adam. Gelmekte haklı. Öyle bir pizza yapıyoruz ki gelip yemek istiyor yani. Tık. Tık ve tık. Al canım. Güzel. Tabii ki güzel. Bakıyorum. 13.000. Nasıl 13.000 oldu bu ya? Diğerinde 14'tü. Biraz cimri olmamız lazım. Anladık. Yükseltmeler. Ama çok para istiyor. Hayır. Gerek yok. Sonraki güne geçelim. Hala yemeği düşünüyor musun? Bilim insanları peynirin içinde, ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Yani. Sponsorumuz Alicente'nin pizzerasından 5000 malzemeden birini deneyin ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar veremedik de. Adam parayı basıyor, haber yaptırıyor ya. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Peki. Tünaydın, sizin için bir kargo var. Tabii, göster bakalım. Sevgili fırıncı, Dünya Pizza Derneği DP'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Bakayım. İyi günler. Belki öğle aramda bir pizza için uğrayacağım benim. Herhangi bir pizzadan 12 adet servis et. Ederim ya. Başarım. Kabul et. Ay para. Ay para. Ay bayılırım. Ay para. Ay paralar. Ay. Yaşasın. Heh. Tamam. Müşteri bekliyorum. Bu küçük korkunç pizzacının çoktan kapanmış olmasını beklerdim. Yarı yarıya pizza yapmaya başladın mı bari? Olur. En azından buradaki insanların ne kadar kararsız olduğunu fark etmişsin. Bakalım nasıl ayırıyorsun o pizzaları. Bir yarı peynirli, yarı sucuklu yap da görelim. Yapalım abicim. Peynirlik tarafına koymayı unutma. Ha, tamam. Yaparız. Basit, ne var? Deyip yapamıyormuşum yine. Aa, ha, tamam çıktı. Şu çıkmayacak sandım bir an, korktum. Gönder. Ay birden gerildim nedense. Bu pizza işi beni gergin bir insan yapıyor. Ama yaptık, çok güzel oldu bence. Bence oldu yani gayet. Al canım. O hiç de fena değilmiş. Fena değil, değil değilmiş. Ne diyorsun ya? Üf, yürü git.
Bir sonraki müşterimize diğer bölümde devam edelim. Siz de beğendiyseniz aşağı yorumlarda yorum yapmayı ve aynı zamanda beğenmeyi falan unutmayın. Yani istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Hoşça kalın.